İsterseniz gelinceye kadar ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasını isterseniz okuyayım, üzerine konuşalım. Şöyle denildi: ABD'den Osman Kavala çağrısı hakkında şu açıklama geldi. Şu son cümleyi söyleyeyim o zaman. Son cümle, o konu ayrı. Partiyi kutsallaştırdığınızda, hatta bugün gibi şahsı kutsallaştırdığınızda bu sistem tartışmaları bu ülkeye hiçbir fayda sağlamaz. Meseleyi gerçek anlamda işin sistemine, yani Tayyip Erdoğan için değil, bu ülkede doğacak her çocuk için, her bebek için, her vatandaş için düşünüp tartışıp yürümek gerekiyor. Peki, değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Osman Kavala çağrısı ile ilgili günlerdir zaten konuşuyoruz. 10 büyükelçinin durumu ne olacak şeklinde. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği 18 Ekim'de 10 büyükelçiliğin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden açıklaması ile ilgili olarak Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder şeklinde bir açıklamada bulundu. Büyükelçiliğin Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapıldı ve ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesiyle vesilesiyle diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder denildi. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi ne diyor peki, ona da bakalım. Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına hayal gelmeksizin bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmekle yükümlüdür. Anılan devletin iç işlerine karışmamakla da bu şahıslar keza yükümlüdür. Gönderen devlet tarafından kabul eden devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmi işler kabul eden devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak diğer bir bakanlıkla veya aracılığıyla yürütülür. Misyonun binaları, misyonun bu sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalarla bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz ifadeleri kullanılıyor. Selami Hocam, size sormak isterim bir hukukçu olarak, bu açıklamadan biz neyi anlamalıyız? Gayet net ve açık aslında. Türkiye'nin de temelden itiraz ettiği, özellikle bu 10 büyükelçinin diplomasi tarihinde görülmemiş bir şekilde sosyal medya üzerinden Türkiye'nin